Daha önce sürüler yokken tarım ve hayvancılık daha iyi değil miydi? 3 aile 4 aile birleşiyorlar, bir tane tutuyorlar. Otel gibi kullanıyorlar. 15 kişi kalıyor. Gündüz akşama kadar ıdırlıkta piknik yapıyorlar. Geliyorlar gündüz gece akşam evlerine yatıyorlar işte. Demek ki Suriyelilerin gitmelerini istemiyorlar. Bence oy kullandıracaklar buna. Şimdi ben size sorayım. Ukraynalılar geliyor. Kaç kişi itiraz etti? 350-400 bin kişi Ermeni yaşıyor. Kim ağzını açıyor? Yok, alakası yok. Çobanımız yanlış söylüyor. Ya görmüyor musun kardeşim ya? Ağzımıza s**tıyorlar. Çocuklarımıza taciz, tecavüz, iş bulamıyoruz. Neden dursunlar ki burada? Benim vatanım burası. Gitsinler. Bu ülke Suriye'de savaş var. Varken patates, soğan gelen bir ülke orası. Demek ki savaş falan yok. Gitsinler. Onlar gitsin, biz düzeliriz. Afyon Postası olarak sokağa inmeye, halka mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Bugün Egemen'le birlikte Yeşil Yolda olacağız ve halka şu soruyu soracağız. İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ın Suriyeliler giderse Türkiye'de tarım ve hayvancılık biter açıklamasını soracağız. Bu açıklamaya katılıp katılmadıklarını soracağız. Hadi başlayalım. Suriyeliler olmazsa diyorlar ki tarım ve hayvancılık biter diyorlar Türkiye'de. Biter mi sizce? Ya bitmez. Neden? Daha önce Suriyeliler yokken tarım ve hayvancılık daha iyi değil miydi? Yine çalışırız, üretiriz, bitirmeyiz. Suriyeliler gitsin buradan. Alakası yok. Bugüne kadar Suriyeliyle mi geldik? Belli bir kesim. Şimdi pek laf etmeyelim, malum kamera kayıtılıyor. Teşekkürler. Ya ne bitecek kardeşim ya? Bizim zaten kendi köylümüz yok. Buralarda geziyor, görmüyor musun? Şu sokaklarda gezen gençlerin %90'ı köyden geliyor. Çobanlardan, Süleymanlı'dan, Küçük Çobanlı'dan. Ne bitecek? Vallahi abi onların politikaları, yani bilmiyoruz artık onları biz aklımıza... Onlar hiç beğenmiyor gibi sözleri var. O da var, yalan yok şimdi. Biraz o da var. Ama yani tarım biteceğini tahmin etmiyorum ya. Tarım zaten... Suriyelilerden evvel de bitti bizim Türkiye'de. Para kazanamıyor çiftçi maalesef. Abi o kadar millete para veriyor devlet, tamam mı? Gidip derdi herkes mesela, ben görüyorum. Benim eski mesela oturduğum mahalle vardı. 3 aile 4 aile birleşiyorlar, bir tane ev tutuyorlar. Otel gibi kullanıyorlar. 15 kişi kalıyor. Gündüz akşama kadar ıdırlıkta piknik yapıyorlar. Geliyorlar gündüz gece akşam evlerine yatıyorlar işte. Çalışmıyorlar, yapmıyorlar. Çalışan çalışıyor. Ha çalışmayan yok mu? Alt şekilde yaşıyorlar. Var. Çalışan da var. Allah var şimdi mesela inşaatlara falan. İş gücü, ucuz iş gücü çalışıyorlar. Bitmez, niye bitsin ki? Onlardan önce de gayet iyiydik. Bu durum yani şu an kötü durumdayız zaten. Onlardan önce gayet iyi durumdaydık. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Niye böyle bir şey söylemiş olabilirler? Yani demek ki Suriyelilerin gitmelerini istemiyorlar. Bence oy kullandıracaklar buna. Yani bu şekilde benim görüşüm. Fikrim yok ama aynı fikirdeyim arkadaşlar. Yani tam olarak çökmese de yani tabii o köylerde falan yani illerin çevrelerinde falan çok fazla bu yani Suriyelilerin yerleşimleri olduğu için tarımı tabii etkiler. Yani iyi kötü etkiler ama çok da etkileyeceğini düşünmüyorum. Ondan dolayı bunlara ihtiyacımız var diyorlar. Sizce biz iş beğenmiyoruz? Yok ya, ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum yani. Cidden yani Türk insanı da hatta yani onlardan daha fazla çalıştığını eminim yani. Zaten o tarımla uğraşmak daha güzel bir şey bence. Zaten güzel de parası var yani, kötü bir şey değil yani. Çünkü aslında üretim de. Aynen. Abi 40 sene önce de ben İstanbul'a girdiğimde onda da Suriyeliler vardı. O gün de aynı diyorlar. Gülhane tarafı olduğu gibi Suriyelilerdi. Döve döve gönderdiler. Esnaf kanı ağladı. Normali neyse o. Dütüp 3 milyon değil de 50 bin kişi, 100 bin kişi. Amenna. Amenna. Şu anda misafirler elbet gidecekler. Ama dedikleri gibi afaki 12 milyon kişi ise hepimiz toplanalım, toplantı verelim, gönderelim. Peki Türk insanı iş beğenmiyor, bu yüzden bunlara ihtiyacımız var diyorlar. Böyle bir şey var mı abi? Biz beğenmiyor muyuz? Şimdi ben size sorayım. Ukraynalılar geliyor. Kaç kişi itiraz etti? 350-400 bin kişi Ermeni yaşıyor. Kim ağzını açıyor? Barşeyi, neydi onlar? Türzileri, güllerinden, çiçeklerinden karşıladılar. Kim ağzını açtı? Niye Türkmenler geldiği zaman millet ortalığı kaldırıyor? Her seçim zamanı mı olur yani? Alakası ne ya? Yani galiba şöyleymiş. Türk insanı iş beğenmiyormuş. Bu yüzden bu insanlar çobanlık yapıyormuş gibi o tip işlerde. Yani Türk insanına da iş kalmıyor zaten onların yüzünden. Yani çoğu gayet ucuza çalıştığı için. Bilhassa yasaklılar. Tarım zaten sıkıntılı. Bu iş olunca iyice sıkıntılı. Suriyeliler olunca veya Afganlılar olunca daha sıkıntılı oluyor. Ucuz iş gücü var da. Öyle mi? Muhakkak yani. Her yönde. Sadece hayvancılıkta değil. Niye böyle tarımda bir söylemiş olabilirler abi? Bilmiyorum. Yanlı olduklarından olabilirler. Tek taraflı düşündüklerinden olabilirler. Taraf tuttuklarından olabilirler. Ne değişir sence giderlerse? Hiçbir şey değişmez abi. Tenelmiş oluruz. Yani evde bile öyledir. Bir karı koca kaldığın zaman tezola yiyebilirsin ama 5 çocuğundan kıymayı zor alırsın. Sistem böyle ben. Benim anlayışım öyle yani. Teşekkür ederim. Çok abi. Kültürümüz yok ama anlayışım o kadar ya. Anladım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilmiyorum ama bitmez diye düşünüyorum ben. Onlar gitse daha iyi olacak her şey. Hiçbir şey kaybetmeyiz biz. Sadece nüfus düşer. Kazanırız hatta daha çok. Çünkü Suriyelilerden dolayı bizi biraz daha dışlıyorlar gibi. İnsanlar bence gitmeliler. Onlar da daha çok para olduğunu falan mı düşünüyorlar acaba bilmiyorum ama. Hayır, beğeniyoruz. Suriyelileri ucuz çalıştırdıkları için onları istemiyor. Yani onları daha çok istiyorlar.
Türk ucuz insanı, iş gücü. Evet, aynen. Ucuz çalıştırıyorlar onları. Yani o yüzden belki istiyor olabilirler ama biz insanlar istemiyoruz onları. Sizce Suriyeliler giderse Türkiye'de tarım hayvancılık biter mi? Böyle bir gerekçeleri var mı? Hayır, bitmez. Niye bitmez? Çok yorum yapmak istemiyorum ya bu konuyla ilgili. Ya evet. Şöyle bir gerekçeleri var. Diyorlar ki Türk insanı iş beğenmiyor. İşte çobanlık yapamıyor ya da yapmak istemiyor. Verilen maaşı beğenmiyor. O yüzden bu insanlara ihtiyacımız var diyorlar Suriyeliler için. Evet. Böyle bir şey var mı? Yani olabilir. Bazı insanlar gerçekten iş seçiyor yani. Hani maddi anlamı düşünmüyorlar. Sadece hani kendi keyiflerini düşünüyorlar biraz. Daha rahat edebilecekleri bir iş arıyorlar. Hani amaç para kazanmak değil de bazen şey oluyor yani. Rahat edeyim o şekilde. Ama giderlerse tarım ve hayvancılık da bitmez diyorsun. Aynen ama. Bitmez. Yok ya, alakası yok. Neden? Yani saçmalık abi, gitsinler zaten. Burada yerleri çok şey de ne bileyim yani. Tarım fazlalık yani. Yani tarımla onun ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Burhanettin Çoban böyle bir açıklama yaptı. Yok, alakası yok. Çobanımız yanlış söylüyor. Türkiye'den Suriyeliler giderse tarım hayvancılık biter diyorlar. Biter mi sence abi? Bitmez sözüm, bitmez. Biter mi ya? Daha önce Suriyeliler mi vardı? Tarım ülkesiydi. Kendine yeterli o 10 ülkeden birisiydi. Suriyeliler mi vardı o zaman? Burhanettin Çoban böyle bir açıklama yaptı. Sizce niye böyle bir şey söylüyorlar? Vallahi bilmem. Kendi politikalarına uygun bir söz söylemiş olabilir. Onun için. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhabalar. Türkiye'den Suriyeliler giderse tarım ve hayvancılık biter diyorlar. Sizce biter mi? Hayır efendim. Asıl onlar gitmezse biz biteceğiz. Kadar. Onların gitmesi lazım. Ya görmüyor musun kardeşim ya? Ağzımıza s**tıyorlar. Çocuklarımıza taciz, tecavüz, iş bulamıyoruz. Neden dursunlar ki burada? Benim vatanım burası. Gitsinler. Bu ülke Suriye'de savaş varken patates, soğan gelen bir ülke orası. Demek ki savaş falan yok. Gitsinler. Onlar gitsin, biz düzeliriz. Peki şöyle diyorlar, yani Türk insanı iş beğenmiyor, işte bu insanlara o yüzden ihtiyacımız var diyorlar. Buna ne diyorsun? Hayır, hayır. Yalan. Her şey oyun. Lütfen gelmeyin bu oyunlara. Vatanınıza, ülkenize sahip çıkıp bir an önce gönderin. Yoksa onlar bizi gönderecek. Soru şu, Suriyeliler giderse Türkiye'de tarım hayvancılık biter diyorlar. Biter mi sizce? Bitmez. Neden? Bilmiyorum, bitmez. Bitmez. Niye bitmez? Bilmiyorum ki. Alakası yok. Bitmez. Sen ne düşünüyorsun? Alakası yok abi. Yani gitsinler, yeteri kadar baktık zaten. Elimizden geleni yaptık. Tarımı Suriyeliler yapmıyor ki biz. Burhanettin Çoban'ın böyle bir açıklaması var. Türk insanı iş beğenmiyor. Bu yüzden bu insanlara ihtiyacımız var diyor. Böyle bir şey var mı sizce? Tabii ağır iş gücünü daha ucuza yaptırıyorlar. O yüzden. Yani bizim insanımız şimdi... Kendi insanımız gayet güzel tarım, hayvancılık yapıyor. Anlamsız olmuş yani. Saçmalık. Sen de mi düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bizim insanımız tabii... Yani yaşam sanatlarını sağlamaları lazım. Yani daha önce ilk geldikleri sırada 50 liraya çalıştırıyorlardı ya. Giderlerse yani o zaman biz ne kazanırız ya da ne kaybederiz? Kaybedeceğimiz bir şey var mı? Ya şöyle, kendi halimize artık yaşayalım. Gerçekten. Yeter baktık. Yeteri kadar baktık. Elimizden geleni yaptık. Müslüman din kardeşiyiz. Baktık. Ha yine yaşlarına da bakalım, bak yine sıkıntı değil. Bakalım. Ama gençler gitsin artık. Yeter. Misafir. Elimizden geleni yaptık. Yani biz artık görevimizi yaptık. Biz gitsek emin ol bize bakmazlar. Bu da böyle bilme yani, bakma. Bize bizden başka sahip çıkmaz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bitmeye de bilir. Yani onunla bitmeye de bilir. Onun haricinde farklı etmenler de olabilir. Gitseler de gitmeseler de ne tarım biter ne hayvancılık biter. Ondan kadar? Ondan ziyade ilk kademede bir 10 yıl. Ondan sonra kademede 5 yılda bazı planlar yapmamız gerekiyordu. Tarımda, hayvancılıkta. Şimdi her yerde doğrusu konuşmak gerekiyor. Yani o şekilde olmaz yani, o şekilde bitmez. Giderlerse bir şey kaybetmeyiz mi? Kaybetmeyiz. Hatta giderlerse daha bir olur. En azından kendi insanımız hani bazı konumun altında artık yani açlık durumunda, onun için biraz daha iyi olur. Yani gelecek para oraya gider, yani dışarıya gideceğini çoktan kendi insanımıza bakamıyoruz. Yazık değil mi? Yazık günah yani. Kendi insanımıza yazık günah. Türkiye'den Suriyeliler giderse sence tarım hayvancılık biter mi abi? Öyle diyorlar da. Bitmez. Niye bitmez abi? Kendi yani onlar buradan giderse hiçbir zaman için bitmez. Herkes köyüne döner, çoluğuna çocuğuna bakar. Köyüne döner veya yani olmaz yani. Ben eski köydeydim. Çobanlık yaptım. Geldim burada memur oldum. Ve şu anda köye dönmek istiyorum. Benim çocuklarım da dönmek istiyorum. Şu andaki halk halinden memnun değil. Ne gibi katkıları var sence abi Suriyelilerin? Zararları var. Hiçbir katkıları yok. O çocuklara, o torunlarımı okula yolluyorum. Onlardan şikayetçi. Kalemini alıyor, şikayetçi.
Defterini alıyoruz, şikayetçi. Giderlerse bir şey kaybetmez mi? Kaybetmeyiz, kazanırız. Onların getirdiği dolarlar, şunlar bunlar bizi hiç ilgilendirmez. Evler perişan ediyorlar. Afyon'u yani affedersin batırdılar. Türkiye'yi artık göremiyorum. İzmir'e, Antalya'ya gittim. Antalya'da da perişan herkes. Gitsinler diyorum ben kesinlikle Afyon'da. Suriye, bütün yani ne bileyim. Başka ülkelerden de var. Afgan var. Afgan var. Irak, İran hepsinden ben zarar görüyorum. Ekmek ufakları imaretin bahçesinde sıradaki durdukları memleketimize turistik gelmiyor. Sırada kuyruk duruyor. Sanki biz çok zenginmiş gibi. Kendimiz zaten fakiriz. Türk insanı iş beğenmiyor. O yüzden bunlara ihtiyacımız var diyorlar. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey kesinlikle yok. Ben şu anda kendi ihtiyacımı, çocuğumu, çoluğumu götürüp köyümde işimi görer. Kışın gelir. Hayvancılık hiç bitmez. Aynı kardeşlerim, amcamın olanları var. Memur emeklisi gitti kendi işini kendi çoluğuna, çocuğuna, torununa besliyor. Yani ihtiyacımız yok. İhtiyacımız yok. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Onlara ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim. Afyon Postası olarak bugün Yeşil Yol'daydık Egemen'le birlikte. Halka İlgenel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ın Suriyeliler giderse tarım hayvancılık çöker açıklamasını sorduk. Kapanış anonsumuzu çekemedik. Gördüğünüz gibi yağmur çok şiddetlendi. Biz de araçta çekiyoruz ama şu an hani oldukça yavaş gidiyoruz. Şu anda da ışıktayız. Şunu söyledi halk özetle. Burhanettin Çoban gibi düşünmüyor halk. Hani daha önce de Türkiye tarım ve hayvancılık ülkesiydi. Onlar giderse de bir şey değişmez diyor halk özetle. Biz sokağa ineceğiz, halka mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Siz de halka şu soruyu sorun dediğiniz bir soru varsa yorum kısmına yazarak bu röportajlara katkı verebilirsiniz. Şimdi röportajı noktalıyorum. Artık trafikteyiz. Ofise gitmemiz gerekiyor. Hoşçakalın.